Ankara'da bir uygulama üzerinden taksi gibi taşımacılık yapıldığını öğrenen iki taksi şoförü, müşteri gibi araç çağırıp gelen aracın şoförünü polise ihbar etti. Sürücüye korsan taşımacılık suçundan 32 bin lira para cezası kesilirken taksiciler de cezadan kaçamadı. Yasal olmayan bir şey yapıyor. Yani herkes, bu adamlar sabaha kadar direksiyon sallıyor. Biz taksi camiası olarak evimizde bir hırsız yakalamışız. Bu hırsızı polise teslim etmeyelim mi? Taksiciler müşteri olduğu uygulamadan araç çağırdı. Para kazandırıyor mu bu iş kardeşim? Valla reisim, az buçuk bir şeyler kazanıyorum. Senin yaptığın iş mi? İş mi bizden diyor? Paramparça kazanıyorsunuz. Biz de bu işin yasal olmadığını bildiğimiz için 155'i arayıp ihbarda bulunduk. Bu durakta taksicilik yapan iki kişi söz konusu uygulamayı cep telefonlarına indirdi. Müşteri gibi davranıp bulundukları konuma bir taksi istedi. Yolculuk sırasındaysa sürücüyle muhabbet eden taksi şoförleri şoförün aslında bir asker olduğunu öğrendi. Askeri personel. Askeri personel. Evet. Niye yetmiyor? Dedik ki ne iş yapıyorsun? Asker görevlisi olduğunu söyledi. Daha sonra polisin yanında ben öğrenciyim, beni affedin abi, bir daha yapmayacağım. Yalvarışlarda bulundu. Diğer aracımız da bu şahıs. Cep telefonuyla tüm konuşmaları saniye saniye kaydettiler üstelik. Para kazandırıyor mu bu iş kardeşim? Valla reisim, az buçuk bir şeyler kazanıyorum. Kızılay'daki polis çevirmesinde neye uğradığını şaşıran sürücüye korsan taşımacılık suçundan 32 bin TL ile 60 gün trafikten men cezası uygulandı. 2 bin lira da bize korsan yolcu olduğumuz için, yasal olmayan bir şey kullandığımız için ceza yazdı. Daha önce de aynı duraktan bir grup taksici bir başka uygulamadan yine müşteri gibi davranıp araç çağırmış, gelen şoföre kendince ceza kesmişlerdi. Yürü. Biz vergisini ödeyen, valiliğe bağlı bir cemiyetiz. Taksicilik kolay bir iş değil. Yani bir arabayla, bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Taksiciler duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.